Omni Siyah Master kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Total War Warhammer 3 ile ilgili yeni haberler var. Onun bir videosunu çekmek istedim. O yüzden de karşınızdayım. Biliyorsunuz iki gün önce ülkemi çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Ben de o felaketi en yakınlardan hissedenlerden biriyim. İki tane büyük depremi de çok yakından hissettim. Hala arttı şokları hissediyoruz e, bulunduğum şehirde O yüzden de e, belli bir süre boyunca videolara ve e, yayına ara vermeyi planladım ama Total War Warhammer için bugün yeni bir geliştirici günlüğü de denilebilir yeni bir haber e, yayınladı ve ben de kısaca kısa olarak bir video çekmek istedim hem de sizlerinde nasıl olduğunuzu yorumlara da yazarsanız. Umarım herkes iyidir. Ülkemiz gerçekten büyük geçmiş olsun ve başı sağ olsun diyorum yakınlarını yakınlarını kaybedenler için. Gerçekten çok kötü bir durum. Eee Warhammer 3'te neler geliyor? Warhammer 3'te bu yıl çok büyük bir sürprizle karşı karşıyayız. Nisan ayında ilk yeni DLC'yi alıyoruz. büyük bir ihtimal Chaos Dwarf olacak. Nisan ayındaki diaysi ve ondan sonra aynı zamanda bir durum olarak da yeni şeyler geliyor, yeni peçler geliyor. Peç çok yakında geleceğini söylediler. Büyük bir ihtimal Şubat'ın sonu ya da Mart'ta bir peçimiz var. Bu büyük bir peç olacağını, bakların giderileceğini söyleniliyor bu peçte. Diğer bir, diğer iki diaysi lord pek olarak düşünülüyor. Bu Lord peki peçleri büyük bir ihtimal ikisi şey ilk bir tanesi Ketey ve zinc yeniden. Birisi de Korn ve Nörgla geleceğini söyleniliyor. Ee, Chaos Dwarf DLC'sinden son olacak bunlar. Büyük bir ihtimal ilk DLC Nisan'da geleceği için Temmuz Ağustos'ta ikincisi, diğeri de yıl sonunda gelecek. bu DLC'ler oyuna çok büyük bir renk katacaktır şüphesiz ama oyunun düzelmesi için umarım çok büyük peçlerle beraber desteklenirler Oyun şu anda gerçekten çok sıkıntılı bir durumda hep hem bug'lar olsun hem de büyük sorunlar olsun Ama bu peçlerle düzeleceğini düşünüyorum Altta ben e, Cihan'ın yani Geliştirici ekibinin attığı yazıdın linkini de atacağım zaten Discord'da var e, duyurusunda geçtiler aynı şekilde. Büyük bir sürprizden diğer bir sürprizimiz yıl sonu büyük bir ırk DLC'sinin daha geleceği söyleniyor. Tabi bu bir spekülasyon yani daha bir netleşmiş bir hali yok. Ama Chaos dwarf War kesinlikle büyük bir ihtimal Nisan ayında geleceği açıklandı ama Chaos Dwarf olmadığı şu anda belli değil. Olup olmadığı belli değil. Ama ırk DLC'sinin olacağı kesin herkes şu anda Chaos Dwarf olarak bakılıyor. Ama bizim istediğimiz ve bizim gibi düşünen birçok oyuncunun da istediği Chaos Dwarf'a kadar e, firmanın oyunu sorunlarını çözmesi, bakları halletmesi. Umarım onu yaparlar. Aynı zamanda oyuna DLSS ve FSR desteğinin de geleceği söyleniliyor ama bunun net ve kesin bir bilgi olduğu şu anda e, kesin değil. E, o da bir dedikodu. Arkadaşlar. Game direktörü o Total War Warhammer'ın game direktörü Rich Alt Aldrich ile Aldrich'in yaptığı videoda bazı şeyler bahsedildi. E, bunlardan en önemlileri 3 tane DLC geleceği. Bu 3 DLC'den önce her birinden önce ikişer tane büyük patch geleceği söyleniliyor. Umarım bu gerçektir. Yani bu peçler düzgün olarak tam verimli olarak çalışır. Hepimizin total var Goremer olarak warhammer sevenler olarak isteği bu. Arkadaşlar, video bu kadar kısa tuttu, tutmak istedim. Dediğim gibi ülkemiz çok büyük bir felaketten geçti. Umarım herkes iyidir. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun ve hepinize geçmiş olsun diliyorum. Yayınlara dediğim gibi bir hafta ara verdim. Bir hafta sonra tekrardan Twitch'te görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşçakalın.